Salesforce'ta iki tür object var. Object nedir? Çalışmıştık. Salesforce'ta iki tür object var. Birincisi standart objectler. Görüyorsunuz bütün objectleri açıyorum. Bunlar objectler. Yani hepsi birer form aslında. Bunların hepsi birer object. Şu anda gördüğünüz objectler standart objectler. Yani siz Salesforce'u kurduğunuz zaman Salesforce tarafından size verilen hazır kurulmuş, silinmeyen ama customize edilebilen objectler. Yani account bir object. Siz bunu customize edebiliyorsunuz. Yeni alanlar ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar record ekleyebiliyorsunuz. Ama bu account objectini değiştiremiyorsunuz. Bunu silemiyorsunuz. Bu bir standart object. Salesforce tarafından gelen her şey standart olarak biliniyor. Bu standart field olur, standart object olur, standart application olur. Bunlar Salesforce tarafından gelen bazı özellikler. Eğer siz kendiniz kuruyorsanız, kendiniz ekliyorsanız biz bunları custom diyoruz. Yani yeni bir object eklerseniz ona custom diyoruz. Custom object. Eğer yeni bir field eklerseniz ona biz custom field diyoruz. Yeni bir aplikasyon eklerseniz, şu anda Salesforce tarafından gelen aplikasyonlar burada. Servis bir aplikasyon, marketing başka bir aplikasyon, community, content. Eğer siz kendi aplikasyonunuzu oluşturursanız biz ona custom aplikasyon diyeceğiz. Custom aplikasyonlar silinebilir. İstediğin zaman ekleyebilirsiniz, istediğin zaman silebilirsiniz. Çünkü onlar sizin eklediğiniz custom aplikasyon ya da custom object ya da custom field olduğu için siz onları silebiliyorsunuz. Ama account object'ine geldiğiniz zaman account object'ini silemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi silme opsiyonu size verilmemiş. Account object'ini silemezsiniz. Tekrar ediyorum, iki tür object var. Object deyince hemen aklınıza form gelsin. Öğrenci ekleyeceğiz, öğrenci ekleme formu. Course ekleyeceğiz, kurs ekleme formu. Gelirleri giderleri ekleyeceğiz. Gelir ve gider ekleme formu. Tamamen Excel gibi düşünün. Excel'de bir form yapmak istiyorsunuz ve öğrencileri kaydetmek istiyorsunuz. Excel'de nasıl yapıyorsanız Salesforce'da da aynı şekilde yapıyorsunuz. Bir formu yapıyorsunuz. Bu forma alanlar ekliyorsunuz. Bu formun Salesforce'daki karşılığı object. Tekrar ediyorum, iki tür object var. Biri custom object, diğeri de standart object olarak biliniyor. Standart objectler Salesforce ile beraber geliyor. Kurulumu yaptığınız zaman, yeni bir hesap açtığınız zaman bütün standart her şeyi görebiliyorsunuz. Bir de custom olanı var. Salesforce tarafından gelmeyen, kullanıcı tarafından kurulan her şeye custom diyoruz. Ve şöyle bir durum oluşacak. O standart objectlerde API name var. Bu API name objectlerin değişmeyen ismi. Yani label'ı değişebilir. Siz account değil de hesap olarak kullanabilirsiniz. Farklı isimle kullanabilirsiniz. Ama bu API name değişmiyor. Bu API name bu object'in aslında kimliği. DC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Bu API name'i çoğu yerde göreceksiniz. Sadece objectlerde değil, bir sürü yerde API name göreceksiniz. Yani API name değişmeyen, tek olan, unique olan, benzersiz olan, tamamen TC kimlik numarasına benzeyen. Yani TC kimlik numarası, biliyorsunuz Türkiye'de herkesin kendi TC kimlik numarası var. Yani bir kimlik numarası iki kere kullanılmıyor. Onun formatı var. Burada da her object'in bir API name'i var, değişmeyen bir ismi var. Bu database'te bu şekilde kaydoluyor. Yani bu isimle siz bu objekte ulaşabiliyorsunuz. Bu isimle bu objekten bir şeyler alabiliyorsunuz. O yüzden bu isimler değişmiyor. Dediğim gibi sol taraftaki label'lar değişebiliyor. Bunlar sadece etiket ama objektimizin gerçek ismi burada. API name. Ve bu API name'ler şöyle yapalım. Şu anda sadece standart objektlerimiz olduğu için biz custom objectleri göremiyoruz. Bir sonraki videomda size custom object nasıl eklenir onu yapacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Siz bir custom object eklediğiniz zaman API name'i bu şekilde gelmiyor arkadaşlar. Peki nasıl geliyor? Şu şekilde geliyor. Diyelim ki öğrenci diye bir object eklediniz. Object ekledikten sonra
Burada student yazsa bile şu kısımda student yazsa bile API name'i çok önemli çünkü siz bu objekte bu şekilde ulaşacaksınız. Şu şekilde yazılacak student underscore iki tane underscore ondan sonra C. Bu şekilde gördüğünüz her şey custom. Eğer double underscore C görürseniz custom object ya da custom field olduğunu anlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bir custom object oluşturup objektlere başlayalım.